yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Emeklilerin bayram ikramiyesine enflasyon zammı yapılacak. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli var. 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye ödeniyor. Bugüne kadar 6 kez verildi. Toplam tutar 64,2 milyar lirayı buldu. Ramazan bayramı yaklaşırken emeklilerin talebi ikramiyeye zam yapılmasıydı. O talep üzerine harekete geçen hükümet enflasyon zammı yapma kararı aldı. Peki zam oranı hangi enflasyona göre belirlenecek? Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarında bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılıyor. Yani emekliler bu yılın ilk yarısı için %8,36 oranında zam aldı. Bu oranda bir artış gerçekleşirse bayram ikramiyesi 1083 liraya yükselecek. 2020'de tüketici enflasyonu %14,6 arttı. Hükümetin 2021 yılı sonu tahmini ise %8. Gerçekleşen enflasyona göre zam yapılırsa 1146 liraya, Hedef enflasyona göre yapılırsa ise 1080 lira olacak. Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. 6 Nisan'da grup toplantısında emeklilere zam yapılmasını gündeme getiren Kılıçdaroğlu 1684 lira olması lazım demişti. 1000 lira ikramiye verdiler 2018'de. Ya her şeye zam geldi kardeşim. E buna da zam yap. 1680 lira tutuyor olması gerekiyor. Emekli ikramiyesini en az 1500 lira yapacak. En az 1500 lira. Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü. 13 milyona yakın emekliye bayram ikramiyeleri Mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Ödeme şeklini Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1.000, er lira olmak üzere toplamda 2000 lira ikramiye veriliyor. Bayram ikramiyesine artış gündeme geldi. 2021 yılına ilişkin bayram ikramiye tarihleri belli oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000 er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer enflasyona endekslenirse, emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek. 2020 yılı enflasyonu %14.60 olarak gerçekleşti. Buna göre 1000 liralık ikramiye 1146 liraya yükselecek. Emeklilerin eline bu yıl 2000 lira yerine 2292 lira geçecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak. Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki iki bayram ikramiyesini de temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak. SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclisi adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise Memur Konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi. İntibak talebi toplu sözleşme görüşmeleri sırasında memur sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kamu personeli danışma kurulu (CPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadroya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Sosyal sigortalar kurumu ve bağ talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor. 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar. Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak. 2000'den sonra emekli olan vatandaşların merakla araştırdığı intibak artışı ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGK çalışırken bildirilen prime esas kazanç, emekli maaşını belirleyen en önemli kriter. Yani bürüt maaşın yüksek olması emekli olununca maaşın yükselmesinde etkili oluyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor. Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008-10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor. Ki ayrı yerden sigortalı olmakta maaşı artırıcı rol oynuyor. Ayrıca bordroda gerçek maaşın gösterilmesi, asgari ücret gösterilmemesi de emekli maaşını olumlu etkiliyor. Emeklilikte yüksek aylık için bunları göz önünde bulundurun. Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesini sağlayın. İmkan varsa iki ayrı yerde çalışıp sigorta primi ödenmesi de emekli maaşını artırır. Emeklilik işlemleri yapılırken eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi unutmayın. Emeklilik tarihiniz yıl sonuna geliyorsa bir sonraki yılın zamından yararlanabilmek için beklemeden müracaat edin. Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda 1261 gün SSK'lı olursanız emekliliğiniz Sosyal Sigortalar Kurumu şartlarından hesaplanır.